Selamünaleyküm. Efendim hoş geldiniz. Merhaba dostlar. Buyursunlar. Sevgili arkadaşlar, bayrağımızı oralarda dalgalandırdınız. Tabii bütün Türk milleti bunu gözleri yaşlı olarak izledi. İnşallah sizlerden daha nice başarılar diliyoruz. Aski eski bir spor. Mutlaka bizden önce de sizlere çok emek verenler oldu. Bizler de hem halterde hem güreşte serbest olsun, Greco-Roman olsun elimizden gelen tüm desteği vereceğiz. Hem atı sporumuz. İnşallah Aski şu anda Türkiye'nin en iyisi. Bu başarıların devam etmesi için biz de elimizden geleni yapacağız. Şimdi nöbet bizde. Sizden sonra da tabii ki daha gençler nöbete gelecek ama hem atasporumuzun devamı, milli sporumuzun devamı açısından bu sporun yaşaması için biz de elimizden gelen destekleri vereceğiz. Tabii ki Türk milletinin göğsünü kabarttınız. Herkes çok mutlu oldu. Özellikle bu pandemi günlerinde, sıkıntılı günlerde bir umut oldunuz. Bizler de bu desteklerimizin yanında elbette belediye meclisimizden bir karar alma suretiyle bu başarılarınızı ödüllendireceğiz. Bu bizden önce de yapılıyordu. Bundan sonra da inşallah yapılacak. Ailelerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, nice ömür diliyorum. Başarılarınızla devamını diliyorum. Bu vesileyle tekrar sizleri de tebrik ediyorum. Allah razı olsun hepinizden. Allah güç kuvvet versin bu olacağım. Öncelikle tabii çok modern bir tesisimiz var. Hamdolsun. Yani güreş gerçekten hak ettiği bir tesisi buldu. Dünyaya da örnek oluyor bu tesis. Şimdi orada tabii hem altyapıda sporcular yetişecek. Biz de orada beraber antrenman yapıyoruz. Altyapıyla büyükler, gençler, ümitler, inşallah Türkiye'nin en iyi sporcuları bu kulüpten çıkacaktır inşallah. Sizlerin desteğiyle. Önce ülkemizi daha sonra Ankara'mızı temsil etme fırsatı buluyoruz. Benim 8. şampiyonluğum oldu. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Olimpiyat var önümüzde. İnşallah. Hemen kampa geçtik. Rehavete gerek yok dedik. Şöyle bir kelime vardı. Avrupa standartlarında diye bir kelime vardı ama ben onu değiştirmek istiyorum. Avrupa'nın önüne kalabileceği bir yerimiz oldu yani. Tesisimiz oldu. Önemli olan da zaten bayrağı dalgalandırmak başkanım. Biz 15 yıldır, ben 16 yıldır askerim. Şimdiye kadar elimden gelen her şeyi yaptım. 32-33'ten Avrupa dünyada madalya kazandım. İnşallah bizden sonra da aynı şekilde kardeşlerimiz kazanmaya devam eder. Ben çok teşekkür ediyorum başkanım. İnşallah biz de olimpiyatlarda gereken İnşallah. Mücadeleyi verip yine gururlandırmak istiyoruz. Türkiye'mizde, Ankara'mızda, sizlerde başkanım. Çok sağ olun. Tarih her zaman ilk önce olimpiyatları konuşacaktır. Sonra da dünya ve Avrupa şampiyonalarını. Burada Avrupa, işte olimpiyat şampiyonumuz, olimpiyat ikincimiz. İşte diğer şampiyonlarımız var. Biz bu şampiyonluklarımızda başkanım sizin bizim yanımızda olduğunuz müddetçe hep olimpiyatlarda işte Taha şampiyon oldu. Rıza da şampiyon olacak inşallah. İnşallah. Süleyman, Muhammed, diğer sporcularımız da keza yine aynı şekilde. Biz emek veriyoruz. Emeğimizin karşılığında Cenab-ı Allah bize başarı olarak veriyor. Biz burada güzel bir aile ortamı kurduk başkanım. Bu aile ortamının zaten en büyüğü sizsiniz. Destekler devam ettiği müddetçe de biz ilk önce ülkemize, biraz önce de söyledim, ve Ankara'mıza biz başarıları getireceğiz başkanım. Biz her yerde söylüyoruz. Şu an dünyanın en iyi tesisini yaptınız bize. Biz bunu unutamayız başkanım. Çünkü kalıcı olan burada eserdir başkanım. Bu eserde biz her yere gittiğimizde biz söylüyoruz bunu. Çünkü biz yeni Taha ve Rıza'ları eğer yetiştireceksek, evet işte bu salonlardan yetiştireceğiz. Yarın bu çocuklar bu sporu bıraktıkları zaman, Türk spor tarih kitaplarını açtığımız zaman 100-150 yıl sonra belki çocuklarımız okuyamayacak ama torunlarımız mutlaka bu sayısız şampiyonlukları okuyacaktır başkanım. Gerçekten bu anlamda ben çocuklara teşekkür ediyorum. Çünkü biz burada 85 milyonun umudu olduk. Çıtayı çok yükselttik başkanım. Biz burada ikinciliklere, üçüncülüklere kesinlikle sevinemiyoruz. Hemen olimpiyat dendiği zaman işte en azından güreşli birkaç madalyamızı garanti gözüyle bakıyorduk inşallah. Başka sporun başka dallarında da başarılar bizim olsun, ülkemizin i̇nşallah. Olsun. İnşallah. Olimpiyatlarla ilgili bir açıklamayı dinledim. Kesinlikle iptal diye bir şey söz konusu değilmiş zaten. Bu belli olduktan sonra şimdiden artık o günlere inşallah, çalışmanıza devam edeceksin. Bu arada işte başkanımızla beraber bize de ne düşüyorsa altyapı açısından bizler de desteğe devam edeceğiz.
işçilerimizle ve alt gözlerimizle. Teşekkür ederim.